Hissi Rekabet Muharresi Emine Semiye Clarice seni bugün mamum kederli görüyorum nen var hayır teyzecim bir şeyim yok Edvar canımı sıktı ah Edvar hala uslanmadı mı sana karşı ne kusur etti rica ederim Clarice söyle kabahati nedir hayır hayır Edvar gibi mecmua dirayet tecrübeli ve terbiye bir insandan kusur ve kabahat sudur etmez, meydana gelmez. Öyleyse teyzeciğim mutmain, emin, olunuz. Edvar bana hiçbir şey yapmadı. İhtimal ki kusur bendedir, ben ufak bir meseleyi büyütüyorum. Söyle kızım söyle, senin mükedder, kederli. Olduğunu istemem, sen benim bayisi sururumsun.'' Neşe sebebimsin. Daima şen ve şatır bulunmalısın. Ah teyzeciğim dün gece baloda. Ey garip bir vaka geçti. İhtiyar kuzenim Sir Williams ile kış bahçesine gitmiştik. Malum ya kontesin ısrarı üzerine Edward büsbütün duçarı muvazene için dansa mecbur olmuştu. Meğer zevcimin yanında bulunmamasından istifade edenler de varmış. Williams: Clarice, şu baloda senden daha güzel bir kadın yoktur. Halbuki yakında seni kaybedeceğiz. Zevcinin memleketine gideceksin. Bu hal akrabalarına da vatandaşlarına da fena tesir ediyor. diyerek Metih'te ileriye vardığı bir zamanda karşıma siyah domino'lu bir kadın çıkıp Williams'a hitaben: "Sir, Hakkınız var Kontes. Milonora. Ressamlara model olmaya layık olacak derecede güzel dedi. Sonra bana sokularak. Ey sahibi Hüsnüan çok dilbersiniz. Ne fayda ki Edvar ve Vilonara'nın yalnız ismine sahipsiniz kalbine değil. Kelimatını söyleyerek canımı yaktı. Kadının yüzünü iyice gördün müydü? Hayır, balo dumi, maske olduğundan kadın maskeliydi. Williams'la ben şaşkınlıktan bir kelime tevhihine müktedir. Korkutmaya güçlü. Olamayarak olduğumuz yere mıhlanmış gibi kaldık. Lavinia da söyleyeceğini söyledikten sonra hemen savuşup kayıp oldu. Ah teyzeciğim bütün gece ağladım. Edward ne yaptı? Düşman işi diyerek beni temine çalıştı fakat ne mümkün? Kızım, çocukluk ediyorsun. Edvardan şüphe etmeye hakkın yok. Doğru söylüyorsunuz. Lakin kalbim tereddüt ateşler içinde kaldı. Beni hiçbir şey teselli etmiyor. Klares'in yanaklarından aşağı aheste aheste yaşlar akmaktaydı. Teyze, yeğeninin ellerini avucuna alarak. Sevgili Klares'i. Hissi rekabet. Duygusal rekabet. Seni şaşırtmış. Familyamız kızları pek sabur ve metin idi. Ben ise sende bundan eser göremiyorum. Hakkınız var ne yapayım? Edward olan şiddeti muhabbetim şimdiye kadar bende olmayan kıskançlığı kalbime ilka ediyor. Koyuyor. Güzel kızım. Oğlum da ben de seni çıldırasıyı severiz. Burasını sen de biliyorsun. Münasebetsiz evhama kapılarak seni kamilen ihata eden muhabbetimizi tahkir etme. Hor görme. Bu aralık salonu kapısı açılarak 21 yaşında gayet güzel yakışıklı bir genç içeriye girip evvela ihtiyara Dövülenara'nın elinden sonra da zevcesi Claris'in alnından öptü. İhtiyar Kontes Dövülenara oğluna hitaben Edvar Bugün pek erken avdet ettiniz. İşlerin bu kadar çabuk mu bitti? Edvar Valideciğim, Clarice'i memnun etmek için işlerimin bitmesini beklemeyerek geldim. Edward zevcesinin gözlerine tatlı bir surette nasbı nigah etti. Baktı. Genç Kontes Clarice de Villanara zevcine meyusane. Ümitsiz bir bakışla ''Beni her zaman lütfünün mahcubu ediyorsun, her zaman kendine minnettar bırakıyorsun.'' Edvar validesinin yanına oturup ''Valideciğim, Clarice yalan söylüyor şu mamum hali şu acı gözyaşları benden hoşnut olmadığını ispat etmez mi Clarice ah Edward, beni mazur gör o kadının sözleri Edward, şüphe etmek gibi takılmaktan ibaretti belki de akrabasından birinin tertibiydi bak valide hala ağlıyor bir mevhibe ilahi ilahi hediye olan bu güzel gözleri böyle harap etmek günah değil mi Sevgili Claris, veçi meyliğini tenvir eden, güzel yüzünü aydınlatan, neşeyi bu kadar ehemmiyetsiz bir şey için ihlal etmen Adem'i muhabbetine, sevgi yokluğuna delalet etmez mi? Claris sıçkırmaya başladı. Valide ile oğlu genç Kontes'i temin ederek tatyi bir hatırana gönlünü hoş etmeye çalışıyorlardı. Nihayet Clarice teskini teessür edebilip, üzüntüsünü yatıştırabilip, Edward o kadına hiçbir rabıtan olmadığına dair büyük bir yemin et, dedi. Kont de Villanueva'nın yüzü kızardı. Safveti kalp sahipleri, temiz kalp, hiç yalan söylemezler. Kontun nasiyesindeki, yüzündeki, alayimi Ali'ye de, yüce işaret, Ali cenabına ve mertliğine işaret etti.'' Mama bir zevcesinin talebinden sıkılarak eliyle saçlarını çekti. Sonra Clarice'in elini tutup çekerek. Ruhum Clarice, izdivacımız, gününden beri hiçbir kadına münasebetim olmadığı ve bundan böyle de olmayacağını asalet ve namusun üzerine yemin ederim, dedi. Clarice, teşekkür ederim Edvar, demişse de hali mamu manesini, kederli halini terk edememişti. Edward, Clarice, görüyorum ki henüz şüphelerin mündefi geçmiş olmadı. Bu beni tahkir etmektir, hor görmektir. Neden? Çünkü sevildiğinden şüphe ederek gönlümü ayakları altına alıyorsun. İhtiyar kontes gelinli oğluna doğru iterek, hadi evlatlarım, yek diğerinizi der aguş edin, kucaklayın. Hepsi bitsin, diye Hese'ye konuşmaya hitam son verdi. Kleris o günden sonra kayınvalidesiyle zevci önünde yumuşamış bulunuyorsa da yalnız kalınca hissi rekabetin tesirine tabi olarak mütefekkirane düşünür. Ara sırada şiddetli içini çekerek gözyaşlarını zaptı müktedir olamazdı. Clarice ve Edward'ın valide cihetiyle büyük pederleri olan Marquis de Brian Fransa Asilzade ganından olup sahibi servet bir zat idi. Hini hayatında hayattayken büyük kızı Metophie anı Londralı bir İngiliz beyzadesine vermiş. Küçük kızı Diana'yı da İtalyalı Kont de Villanara'ya tezviç eylemişti. An kerimesi Clarice'i dünyaya getirdikten iki ay sonra Diane'da Edward'ı tevlid eyledi. Doğurdu. İki hemşirenin yek diğerine olan şiddeti muhabbeti aradaki mesafeyi ehemmiyetsiz bırakıp sık sık görüşmelerine sebep olur. İhtiyar Marki Döbriyan eyyamı ahiresini bazen büyük bazen küçük kızının nezdinde emrar ederdi. Şöyle ki Sir Thompson ailesi ekseriyen mevsimi şitayı İtalya'da Conte de Villanora mevsim sahibi Fransa'da kain de Briyanların şatosunda bazen de Londra'da geçirirlerdi. Bundan Naşi Edvar ile Clarice iki kardeş gibi bir arada büyümüşlerdi. Anne de pederi Marki'den iki sene sonra vefat etmiş ve bu darbeyi felaket bir çare tamsını firaşi memate ölüm döşeğine sermişti. Altı ay devam eden hastalığına çare bulunamayarak zevcesine mülaki oldu. Kavuştu. Yetim ve öksüz kalan zavallı Kleris her ne kadar teyzesiyle yaşamak istemişse de amcaları mümanaat edip mani olup Londra'ya cebren götürmüşlerdi. Clarice ile Edward arasında nakabili inhidam, yıkılması mümkün olmayan bir binayı muhabbet, sevgi yapısı, ta tıfliyetlerinden, çocukluklarından beri kurulmuştu. Henüz beşer yaşlarında iken saikayı tüfliyet, çocukluk sebebi ile Clarice Edward'ı hırpalar, validesi kızına ceza eder, Edward ise Clarice'in ceza görmesine dayanamayıp hemen ağlamaya başlardı. Şöyle ki, Edward haşarı olduğundan oynarken münaza ağız kavgası. Çıkarıp Clarice'i döver. Clarice de hatırı sayılır apacanlardan olduğu cihetle işi büyüterek teyzesini işittirinceye kadar ağlamaktan vazgeçmez. Fakat teyzesi hemşiresine bir daha el kaldırmaması için Edward'a tokatlayınca Clarice ettiğine pişman olarak derhal Edward'ın kaçıp saklandığı mahalle koşardı. Velhasıl tipliyetlerinden, çocukluklarından beri aralarında hafi gizli bir rabıta bağlayan ciddi bir muhabbet hüküm ferma idi. Devri sabavetlerinde çocukluk, her ikisinin de sevdikleri Afrikalı bir siyahi emektar onları dizleri üstünde hoplatırken ben sizi birbirinize vereceğim demişti. Bu söze Clarice hayretle, Edward ehemmiyetle nişan koymuştu. Clarice Londra'ya gitmiş, Edward'ın da tahsile devam etmesi birkaç senelik müfareketi ayrılık mücip olmuştu. Bir sene başı yoğurtusunda Kleris güçlükle amcalarının müsaadesini istihsali muvaffak olabilip Napoli civarında kain de Dilonaraların şatosuna gelmişti. Edward at atfı nazardan içtinap ediyordu. Bakmaktan çekiniyordu. Claris ise biraderi at ettiği bir delikanlıya pek samimane muamelede bulundu. Cleris'in müddeti ikameti 3 ay kadar devam edip iki genç yine birbirlerini kaybettiler. Cleris teyzesinin nezdine büsbütün gelmek isterdi. Fakat bu arzusu yalnız Edward'ı görmek için olmayıp bir türlü ısınamadı sarışın akrabalarının yedi gadirlerinden sülümlerinden kurtulmak ve canı gibi sevdiği teyzesi Diana’ kavuşmak içindi. Diana da Clarice'i öz evladı gibi sevip yanına almak isterse de ne çare ki muvaffak olamıyordu. Aradan seneler geçti. İlk önceleri Clarice İngiltere'de izdivaç edip teyzesinden büsbütün ayrılmaya razı olmamıştı. Claris senede bir defa büyük pederinin Fransa'daki malikanesine gidip gene oraya gelen teyzesiyle mülakat eder. Bazen Edward dahi validesine refakat eylerdi. Amcaları Clarice'in bir İngilizle izdivacını katiyen ilzam, söz ve fikirde galibiyet Teyzesini ısınmaması için güzel yakınlarını ancak bir hafta kadar Fransa'da kontesin yanına bırakırlar. Sonra hemen alıp Londra'ya götürürlerdi. Akrabası daima Clarice'i bir kadın pederinin cinsinden bir zevç intihap edip eş seçip milliyetini muhafaza etmelidir nasihatını verirler. Bir kez Kimsesiz kız da hükmü kadere tabiiyetle gönlünün beğeneceği bir şahıs olursa izdivaca razı olduğunu beyan ederdi. Seneler geçtiği halde böyle bir harmeye tasarruf edememişti. Claris ispatı rüşt edecek bir sinne yaşa. Gelince akrabaları artık eskisi kadar icra-i nüfuz edemeyeceklerini anladılar. Mamafi Clarisse ise de bir defa İtalya'ya gidip dövülen ara familyasıyla birlikte imrarı vakit etmekte fırsat fevd etmemeye, fırsatı kaçırmamaya başlamıştı. Edvar Edip, edebiyatçı, zarif bir genç olmuş. Clarisse hüsnüne mutabık, güzelliğine uygun, fezaili ahlakiyesi iyi ahlakı ile akrabalarının nazarı teveccüh ve muhabbetlerini celp etmekte bulunmuştu. Clarice cidden güzel, mütebessim ve şiveli ise de şuh meşrep olmayıp etvarında nezaketle karışık bir vakar müşahede olunuyor. Şive ile memzuç bitişik bu hali ve Kur'anesinden başka parlak kara gözlerine rağmen nasiyesinde temevvüç eden yüzünde dalgalanan zerrin sarı. saçlarına mübayeneti latife. Onun bir İngiliz Fransız mahsulü hayatı olduğunu ispat ediyordu. İnsan ne vakit bu sarışın mahlukenin atın renkli saçlarıyla cazip çeşmi siyahına nasbı nazar etse muhatabın şuatı temevvücesi şebi tarını mustarakı envar etmesine müşabi bir letafeti hazinane karşısında titrerdi. Siyah gözleriyle baktığı zaman baktığı kişi onun gözlerinden çıkan parıltı dalgalarıyla karanlık gecesi nurlara gark olmasına benzer bir güzelliğin hazına düşer bunun karşısında titrerdi. Edward mütehakkim amcaların elinden alamayacağı bu melahatı mücessemeye nazar muhabbetle bakmak cesaretinde bulunamayıp kalben Cenab-ı Hak'tan buna benzer bir zevceye malik olmak için dua ederdi. Hatta kaç defa Clarice gibi bir kız bulursam düşünmeksizin izdivac ederim diye vadesini ikaz etmişti. Faziletperver perver Clarice, Edward'ını kabili Tarih bir şiddetle seviyorsa da bu muhabbetin bir hissi daha derehan kardeşten. Başka bir suretle telakki etmiyor ve onun ile izdivaç ciheti ise hatırı hayalinden bile geçmiyordu. Senelerce devam eden muhabbeti masumane ve muameleyi safiyane neticesi olarak yek diğeriyle izdivaç edip bahtiyar oldular. Sureti izdivaçları da pek garip oldu. Kleris teyzesindeyken bir gün Edward apansız validesine fikrini açmış, o da memnuniyetle tensip etmişti. Clarice tebliğ olunduğunda birdenbire şaşırıp pek mahcup olmuşsa da nihayet Edward gibi şayan hürmet ve muhabbet bir genci memnunen kabul etmişti. Amcaları da bu izdivacı mene muktedir olamadıklarından hah nahah ister istemez razı olmuşlardı. İşte hissi rekabetle mükedder olan, kederli olan, genç konteste Villanara Edward'ın intihap kerdesi olan Claris de Thompson idi. Clarice'in düğünü Paris'te büyük pederinin konağında icra edilmişti. Balayını çıkarmak üzere civarda kain şatolarına gittiler. Kış mevsiminde Paris'i avdetle ve iki ay sonra da İtalya'ya tazimet ederek orada tavattığına, Yerleşmeye karar verdiler. Zevc ile zevce son defa olarak Paris eğlence alemlerinde bulunmak üzere sık sık tiyatro ve balolara devam ediyorlardı. Clarice gençlik sahikasıyla zevk ve eğlenceden memnun kalmışsa da birinci bapta gösterildiği üzere dominolu kadının hissi rekabeti kalbine ilka etmesinden bir huzur olup eğlence namından bile nefret etmeye başladı. İtalya'ya azimetlerine bir hafta kalmıştı. Edward vadesiyle zevcesini resim galerisine götürüp seyrettirdi. Zira Claris'in biraz ressamlı olup sanayi nefiseye, güzel sanatlara çok merakı vardı. Büyük salona geçtiklerinde Asar Atika'dan birinin modelini almakla meşgul genç bir kadın Claris'i görür görmez zevcesini bırakıp nazarını gözlerine dikti. Kleris bu bakıştan sıkılıp başını çevirdi. Ressam kadın ihtiyar kontese hitaben. Affedersiniz efendim. Kerimeniz hanım pek güzel olduğu için bakıyorum. Allah bağışlasın. Dedi. Kontes yan cevap vermeyi kaideyi nezaketten görüp. Gelinimdir fakat kızım gibidir. Cümlesini irade eyledi. Ressam kadın. Hem latif hem güzel. Allah mümkün olsa da resmini alsam. Bundan daha mükemmel bir model olamaz.'' Clarice'in nutku tutulmuştu. Ressamenin sesinden fena halde müteessir olup bu kadını nerede görmüş olduğunu çok düşündüyse de bulup çıkaramadı. İhtiyar kontes ressamenin resim etmekte olduğu masaya eğilip ''Baksana Clarice, madam ne güzel resim yapıyor.'' diye gelinli yanına çağırınca Clarice müteredidane yaklaştı. Ressamenin maharetine hayran olarak ''Hakikaten emsalsiz.'' madam tebrik ederim diye maharetini takdir etti. Ressame, efendim ismi halinizi öğrenebilir miyim? Kleris, Kleris de Dülanara. Ressame, eğilerek selamlayıp teşekkür ederim madam. Cariyenizle kendimi takdim edeyim. Garip bir seda ile Lavinya Ressami Lavinia kelimesini telaffuz ederken uzak bir köşeye çekilmiş olan Edvar'a nasb-ı nazar eylemişti. Edvar zevcesini işaret edip çıkmalara lüzumunu ifham etti. Konağa geldiklerinde hala ressaminin maharetini takdir için söz ediliyordu. Kont zevcesini men ederek, Azizem, Lavinia ismini çoktan tanırım. Maharetine aldanma. Kendisi pek adi bir sefiledir, dedi. Clarice, sen bunu nereden biliyorsun? Edward. Onun hakkında çok hikayeler dinledim. Hem senin gibi asil ve meziyet perver bir kadın öyle tevellüdü meçhul, alemi tanıdığı bir Lavinia ile konuşmaya ve onu takdir etmeye tenezzül etmez. Kontestiyan. Manidar bir bakışla. Kabahat bendedir. Claris'in resmi olan merakı da malum. Artık bu bahsi kapayalım. Claris bir şey için dışarıya çıkınca bu halde oğluna yavaşça. Edvar, o kadın sana pek acayip nikah etti. Sen de çok kızardın. Bir çare mi bedbah etmeyesin, dedi. Edvar, validesinin <laughs> ellerine sarılıp, hayır valideciğim ben sadık bir zevcim. Fakat izdivaçtan evvel bu kadını tanımıştım. Şimdi kendisinden son derecede nefret ediyorum. Valide, ah sakın şu seni epeyce müddet gecelerini hariçte geçirtip bana itaatsiz eden ve elan meçhulüm kalan sebep bu kadın. Bu menhus. Uğursuz. Lavinia olmasın? Rica ederim valideciğim susunuz. Ayak patırtısı var. Kleris geliyor. Bu muhavereden biraz sonra Döv Bülenara ailesi Napoli şehrine azimet ettiler. Kış hulul etmişti. İklimin letafeti tabisi meşcerelerde yemişleri, bahçede çiçekleri muhafaza ediyor ve baharı daimi içinde bulunan Napoli şehrinde Clares'in ahzanı kalbiyesi tedrişle zail. Hüzünlü kalbi değişip yok. Oluyordu. Milyoneraların ikamet ettikleri konak azim ve muntazam bir bahçe ortasında pek dinlişin bir tarzda inşa edilmiş olup arka ciheti ahır ve hizmetkar dairelerine ön tarafta kalan kısım ise sahile kadar mümted uzayan latif bir bahçeyi şamil bulunuyordu. Kleris seher vakti uyanır Zevci ile beraber hanenin ön tarafındaki bahçeye indi. Fıskiye'nin önünde mahsusen yapılmış olan kamerya altındaki kanepeye oturarak başını Edward'ın omzuna dayar, parlak kara gözlerini ufka nasp ederdi. Edward ise ne bahçenin letafetine ne, ne de vakti seherdeki anatın müteferrik olduğu hatasız hayret ve zaya bakar, enzarını yalnız zevcesinin sevdavi gözlerini dikerek onunla mütelezziz olurdu. Kleris Edward'dan gördüğü bunca eltafı muhabbetkarane, nezaketli sevgisi, bir sevdayı şedide ile mukabele ediyorsa da ara sıra kendinden geçip dalıyor ve asar hazindendir mütebessim çehresindeki tatlılığı garip bir acılığa tahvil ediyordu. Bu bahtiyar genç kadını şu hali zevci meçlubunun, aşık eşinin, nazarı dikkatinden dur olmuyorsa da Claris nem var sualini ihrat edeceğine zevcesinin derdi derununu tatlı nevazişler, iltifatlar ile kapatıp anlamamazlığa geliyordu. İşte Claris zevcesinin bu istiraz ve içtinaplarından çekinmelerinden endişe nak olarak şüphe ve tereddüt ile mustarip oluyordu. Istırabatını tezit eden, arttıran. Daha başka bir şey vardı ki o da Madame Baron Blanche de Marsilo namında İspanyalı bir dul kadının ara sıra enzar müntekimin ailesine hedef olmasıydı. Bu kadın uzun boylu, koyu, kumra, güzel, itlakına şayan bırakmaya değer. İse de etvarında ricale mahsus bir sertlik bulunuyor. İri gözleri bazen dehşetle açılarak karşısındakilere irası hav ediyordu. Korkudan titretiyordu. Bir çare Kleris ise tesadüf ettiği bazı müsamerelerde herkesten ziyade kendi üzerine sertlikle dikilen bu nigahı gazübaneden, kin dolu bakışlardan, ürküp bila neşe sokulmuyor ve onun olduğu yerlerde bir türlü eğlenemiyordu. Refikalarından laibali olanlar Clarice'in çocukçasına olan haf ve ana beca görüp Bilanis Marsilo'nun enzarındaki sertlik İspanya kadınlarına mahsus olan bir tür şehleven daneden ibaret olup şimdiye kadar hiçbir kimseye fenalık ettiğini işitmediklerini ona temin ediyorlardı. Kleris aldığı teminattan içi müşteri olmuşsa da kendisini ziyade seven Napoli kibarı nisvanından bir muhibbesi Blanus de Marcelo ile asla ünsiyet etmemesini ve bu kadının masebak suçlu hali meçhul hali hazırı ise şüpheli bulunduğunu ve herkes onun ahvali zahiriyesine görünen yüzüne aldanıyorlarsa da yavaş yavaş ne mal olduğu herkese malum olacağını Ber tafsil beyan ettikten sonra zevci Kont de Villanora'nın bu kadından uzak bulundurulması lüzumunu dahi nasihat eyledi. Clarice bunun esbabı mucibesini bir ısrar sual etmişse de zevcinizle bu kadının beyninde bir şey olduğunu işitmedim. Şu kadar ki Kont de Villanora ateşin mizaçtır. Bilaneşi de Marcelo gibi seraba barut gibi olan bir kadından korunmanızı halisane ihtar etmek isterim. Cevabına başka bir malumata destres ulaşan olamadı. Claris yeni izdivaç ettiği günlerde saadet halinin kemalini görüp kendisini huzuzatı dünyeviyenin nihayetine vasıl olmuş sanarak her saadeti bir felaket, her felaketi bir saadet takip edeceğini taakkül edememişti. Akıl erdirememişti. Eyhad insanları yine insanlar ızrar eder. Eğer nevi beşer seyyata kötülüğe meyal olmasıydı. Dünyada felaket denilen şey yalnız pençeyi mevtin, ölümün pençesinin tahribatına muhasır kalıp rekabet ve buna mümasil daha sair ahval felaket derecesini bulamazdı. Va esafa ki çok yazık ki en vahşi yırtıcı hayvanlar bile hem cinslerini yaralamazlar da insanlardan bazıları daha sebane hareketle kayırıp gözetmesi lazım gelen benim evini bahvedip ezmeye çalışır. Kıler ise bazı nisvan enzarında gördüğü alaymi hasuttan kıskançlık işaretlerinden kalbi titreyip muazzeb azapta olmaktaydı. Bu hususta zevcinin fikrini sorduk da Edvar onu Latif Clarisse'im, sende kuvve-i vehime pek hususatlı, dominolu kadının şakasından aylarca müddet muzdarip olduğun el vermemiş gibi, şimdi de başımızı Blanche de Marsola'nın bakışından korkmak meselesi çıkardın, diye tevbih ediyordu. Clarisse kendini büsbütün hüzün ve elime kaptırıp gece gündüz tefekküratı mamuname eden kederden baş alamıyordu. Edward zevcesini merak illetine müptela olmuş ad ederek şifa yap olması için vadesiyle beraber çiftlikten çiftliğe kasabadan kasabaya dolaştırarak pek çok külfetler ihtiyar ediyordu. Bir gün Pompei harabesini ziyaret edip Vezü volkanının siyah dumanını da seyrettiler. O esnalarda Vezüv şiddeti iştiyalde, şiddetli alevlenmede değildi. Kleris kesik kesik çıkan dumana meyusane nazar edip, bu da benim neşemi kaçıran gizli ahlarım gibi, etrafını ara sıra karartıyor. Zavallı da, senin de bir derdin mi var? diye yavaşça söylenerek has bir hal ediyordu. Kayınvalisi uyumakta olduğundan bu sözleri işitemediyse de zevci dargın bir bakışla, sevgili kralisim, benden müşteki misin? dedi. Clarice yaşarmış olan gözlerini Edvar'a kaldırıp bir ahı cangahla. Hayır Edvar, mucibi elemim olan sen değilsin. Yarım maskeli. Baloda o dominolu kadının söylemiş olduğu cümleyi can hiraşe nedir? Ah hayatım Edvar, seni bu kadar sevmemiş olsaydım daha mesudane yaşardım. Şiddeti muhabbet ilcaatiyle, zorlamasıyla. Bu ana kadar hissetmemiş olduğum rekabeti şimdi son derecede hissederek muzdarip oluyorum, dedi. Edvar, güzel ve latif Claris'im. muhabbetimden emin değil misin? Claris? tamamıyla emin isem de, o kadının sözlerini hatırladıkça emniyetim tenakus ediyor, azalıyor. Edvar, Claris, eğer seni cidden sevmemiş olsaydım, İspatı rüşt edeceğin zamanı mütiarak ki ben bu derece metin ve sabır olabilir miydim? Halbuki sen benimle izdivacı hatırı hayaline bile getirmemiştin. Klaris Pek doğru ah Edvar. Keşke seni eskisi gibi bir birader muhabbetiyle sevseydim de. Edvar Anladım meleğim. Seni bahtiyar edememişim. Çünkü izdivacımıza rızadeade olduğuna pişmansın. Klaris Ah Edvarım hayır bin defa hayır hep kusur bendedir buna sebep de seni ziyade sevmekliğimdir Edvar Clarice iyi düşün zamanı sebavetimizde, çocukluğumuzda Fransa'da büyük pederinin şatosundaki ormanlıkta geçirmiş olduğumuz demleri taatür et sen yabani çiçekleri toplayarak bağladığın demeti bana hediye ederdin ben de ağaç dallarından keserek baston haline koyduğum değnekleri sana verirdim sen onları atmayarak bir koleksiyon teşkil etmişsin. Benim çekmeceğim ise hala o kuru demetçiklerle memnudur, doludur. Seni arabaya koyarak çekeceğim zamanlar güneşin aksiyle pırıl pırıl parlayan sırma saçlarının kespettiği letafet gözüme ilişince öpüp okşamak için boynuna sarılır ve seni ziyade tazik edince öfkelenerek mümaneata önlemeye kalkışırdın. Ettiğimiz mücadeleden araba ile beraber her ikimiz de yere yuvarlanırdık. Feryadına koşan validen bana mücazat edince pişman olarak boynuma sarılıp beni iskat ederdin. Bazen de sen benim canımı yakardın. Validen de sana aynı suretle mukabele ederdi. Hiç unutama o zamanlar yaşlar saçan kara gözlerinin letafeti cazibedarını temaşa etmeye doyamazdım. Kleris tebessümle. Beni ağlar görünce mütelazil olur idin ha? Edvar. Ah Nuri aynı. O zaman ben de çocuktum. Sen ise ağladıkça daha ziyade güzelleşiyordun. Clarice. Yemin ederim ki tufuliyetteki çocukluktaki muhabbet isafiyanem. Saf sevgim. Günden güne artarak değmiş şebabete. Gençlik zamanına. Erişince senin ile izdivaçtan gayrı çarem olmadığını anladım. Mazenin bu ehemmiyetsiz yadigarları indimde ne kadar kıymetli ise şimdi de o kadar muazzez ve sevgilisin. Meleğin hala şüpheli bakma. Bu aralık ihtiyar kontes gözlerini açınca ikisi de sükürt ettiler. Rakip oldukları araba ufak bir mabedin önden geçiyordu. Köylülerin pek ehemmiyetli telakki eyledikleri bu mabedi ziyaret etmek sizin gitmeye ihtiyar kontesin gönlü kail olmadı. O yerde arabadan inip mabedin derinliğine dahil olunca kendilerinden başka bir zairenin orada bulunduğunu gördüler. Zaire duvara bir levha taluk etmekle meşguldü. İhtiyar kontes önlerine çıkan fakir kıyafetli bir papazdan bunun ne olduğunu sual ettik de bu kadın Mesmet Virjin'in resmini kendi eliyle yapıp buraya hediye etti cevabını aldı. Kleris telaşla ilerleyip levhayı muhalakayı temaşaya askıdaki levhayı seyretmeye başladı. Kalbini titreten bir seda, nasıl buluyorsunuz madam size benzetebilmiş miyim deyince hayretle başını çevirip, aa madam Lavinia diye kaldı. Lavinia, evet Lavinia. Lavinia kendi ismini telaffuz ederken gözlerini açıp Edward'a bakarak nazarıyla ezmeye çalıştı. Edward kızarıp başını önüne yemişti. Kaderi heyecanla. Böyle muazzez bir resme model olmaya layık değilim. Layık olanı intihab etmeliydiniz. Seçmeliydiniz dedi. Lavinia hayır. Madam intihabımda seçimimde. Aldanmadığıma eminim. Güzellikten başka simanızda melekane bir letafet var. Zat halinizi ancak dört defa görebilmiş olduğumdan tabii eşgali veçiniz aynısıyla hatırımda kalamaz. Fakat mümkün mertebe bu resmi size benzetmiş olduğuma şüphe etmem. İhtiyar kontesi. Lütfen muayene eder misiniz efendim? İhtiyar kontes mağar kerahe yaklaştı. Lefa ile Kleri ise nazara dikkatini at edip hakkınız var tıpkı değil ise bile pek benziyor. Gelinim hakkında olan meveddetinizin bekasını dostluğun devamını temenni ederim dedi. Clarice Lavinia'nın kendini model ittihaz edecek kadar beğenmesinden hasbel beşeriye memnun olmuştu. Tatlı bir sada ile. Madam teşekkür ederim. Beni mahcup ediyorsunuz. Halbuki bu resim mahareti harikanın sayesinde böyle güzel resmedilmiştir. Modeliniz bir dikkat bir simaya malik değildir. Diye beyanı teşekkür etti. Edward kadınların sözlerine karışmıyor. O esnada arabanın hazırlanması emrini vermek için muhabbetten çıkmış bulunuyordu. Tekrar geldiğinde zevcesini alkışlayan Lavinya'ya resmi bir selam dahi vermedi. Buyurunuz sözleriyle valide ve cevzesini alıp sahil mahalleri de gezdirdikten sonra arabaya bindirdi. Edward ile Clarice villaya avdetlerinin ertesi sabahı yine lefati Seherden istifade için kamerya altında oturuyorlardı. Bu defa her ikisi de dalgın bulunuyordu. Kleris mamuane bir tavırla söze başlayıp sükutu ihlal etti. Kleris, Edvar, sen evvelce Lavinia'yı tanır mıydın? Edvar, evet güzelim, bütün alem gibi ben de tanırdım. Zira Mukaddema Lavinia Opera Tiyatrosu'nda donna idi ressamlı olan meyli ve hevesi sebebiyle tiyatroyu terk etmişti. Clarice, demek ki söylediğin gibi adi bir kadın değil, iyi bir sanatkardır. Edward, garip bir tebessümle. Evet, sanatında pek mahirdir. Clarice, zengin midir? Edward, zannetmem. Bilmem Lavinia gibi adi bir kadının neden sana bu derece tesir oluyor? Clarice, çünkü ressamdır. Bu güzel sanata şiddet bir meylim olduğunu bilmez değilsin ya. Edward, sen ondan iyi resim yapıyorsun. Clarice, meddahın. Edward, Clarice, sen bir meleksin. Dövülünara ailesi sürata müsterihane, sıyreta endişane bir halde yaşamaktaydı. Hissi rekabet genç kontesi ızdırabatı elemeye duçar ediyorsa da zevcini olan fartı aşırı Muhabbetinden giriftar olduğu cehennem azabını ket edip kimseye renk vermek istemiyor. Ancak derin derin düşüncelerle gül yüzünü solduruyordu. Kayınvalide pek müdekkik bir kadın olduğundan gelininin derdi pinhanını gizli derdini enzarı mamun annesinden derk edip mütesir oluyor ve daima oğlunu nesaihi akılanesiyle zevcesi hakkında ishar-ı şevk ve muhabbete teşvik ediyordu. Edward ise Vades'in ardı ağrısı kesilmeyen tembihatından sıkılıyor ve arasıyla Kaleris'in kendisine atfederek ta canına kadar nüfuz ettirdiği serzenişli nigahından mahcup ve meyus kalıyordu. Villanora konağında icra-i hükmeden hüzün ve elem güya az imiş gibi yeni bir hadise de kadar gelip cümlesini mükettir eyledi. O da üç günlük bir mesafede kain Villanoraların cesim ve pek ehemmiyetli bir çiftliği yanıp harap olması meselesi idi ki Kont Edward'ın hemahal bir iki ay için oraya gitmesi icap ediyordu. Ertesi sabah Kont'un hazırlığı bitmiş olduğundan valide ve zevcesine pek sucişli, dokunaklı vedalar ederek yola çıktı. Akşama doğru hizmetçi Clarice'e bir kağıt vererek meçhul bir adamın getirip bırakmış olduğunu beyan etti. Clarice tacüple kağıdı okuyunca bütün vücudu titreyerek eliyle kalbini bastırdı. Kağıdın meali şuydu. Madame la Comtesse Clarice. De Villanara. Zevciniz sizi ihanet ediyor. Eğer inanmazsanız gece saat 1'de hazır bulununuz. Gelip ispatı müddiye edeceğim. Zevciniz buraya bir fersahlık mesafededir. Araba sizi oraya derhal ishal edebilir. İmza. Sizi seven bir muhibbe. Dost. Clarice boğazın tıkayan hapakandan kurtulurum zoomuyla kendini bahçeye attı. Kamerya altındaki kanepeye nim. Yarım. Uzanıp dehşetli hayalata daldı. Bir çare kadının zihnini bin türlü efkarı müellime tarumar ediyordu. Melekler derecesinde afif ve de, müstakim zannetti Edvar kendisine hiyanet etsin. Bu kabil mi? eyyam maziyi mazi gözleri önüne getiriyordu Edvar'ın tufuliyetinden, çocukluğundan beri. Hakkında ibraz ettiği bunca nüvazişli harekatı ve ahlakında gördüğü bunca muhasenatı birer birer nazarı muhakemeden geçirip onda ülviyet ve safvetten başka bir şey bulamıyordu. Edvar gibi insanların en iyisi ve en Ali Cenabı olan bir zev zevcesini aldatabilir miydi? Cidden sevmemiş olsaydı Clarice ile izdivaca mecbur değildi. İzdivaçlarında menfaati şahsiyede gözetilmemişti. Zira Clarice'in serveti amcaları elinde itlaf edilerek pek cüz'isi gösterilmiş olduğundan Edward Clarice'in hüsnünü ve ile ahlakını servet makamında kabul edip onun ile bilacihaz izdivaca etmişti. O zamandan beri ise onu zerre miktarı incitmemek hakkındaki temayülatı şedidesi zaten meftur olduğu seha ve keremkarlığını son dereceye vardırarak Edward'ı zevcesine karşı her emrine muti sadık bir bende hükmüne koymuştu. Böyle Haluk vicdanlı bir zevceden şüphe etmek abes değil miydi? Senelerce müddet aralarında halel pezir olmayan sevda isafiyeneleri ciddi olmasaydı ya safetini muhafaza edemez veya nisyan olarak başka bir kadına teveccüh eyleyebilirdi. Halbuki Edvar sıdk ve vefa ile sabrederek yemi izdivaca intizaren saadeti hakikiyesini Claristen gayresiyle istihsali rağbet etmemişti. Bütün bu tasavvurat Clarice'in zihninden geçerek Edward'dan şüphe etmeye gönlü kail olmuyordu. Lakin o dominolu kadının sitem amis sözleri, Blanche ve Lavinia'nın fitne engiz nazarları evni itimadını bozuyor. Bağ husus akşamki o mektup kıskançlık damarlarını tahrik ederek bila ihtiyar suizanlı mucib oluyordu. Kaderis meyusane düşünceleriyle meşgul olarak vaktin gereği gibi geciktiğinden haberdar olamıyordu. Yemek çıngırağının sadasıyla uykudan uyanır gibi başını kaldırıp etrafa kulak verdiyse de bir türlü yerinden kımıldayamadı. Yalnız gözlerini yemek salonuna atfedip teyzeciğim bu gece bensiz tamam edeceksin dedi. İhtiyar kontesin fam döşemri. Clarisse arayıp bulmuş ve hanımı tarafından yemeğe gelmediğinin sebebini sual etmişti. Clarisse. Bu akşamlık ah buyursun iştahım yoktur. Havada pek latif olduğundan biraz müddet burada oturacağım. Bir iki saat sonra gelir kendilerini görürüm. Cevabını gönderdi. Beklemekte olduğu felaket habercisiyle yalnız kalmak istediğinden kayınvalidesinin gelip kendisini fikrinden çevirir zehabıyla gelir kendilerini görür demişti. Maksadı muhbirenin sevk edeceği mahalle gitmekti. Halbuki arkasında sabahtan giymiş olduğu beyaz tül kostüm bulunuyor ve gece vakti iktiza eden siyahlı bir libas giyinmek lüzumunu hatırlayamıyordu. Clarice ayağa kalkıp şiddetle soluyarak geziniyor ve bütün kanının başına hücum etmesiyle yüzünden gözünden ateşler püskürüyordu. Bazen de pek bir mecal kaldığından kendini kanepeye atarak vücudu damarlarına varıncaya dek donuyor. Güzel gözlerinin aheste aheste acı yaşlar mermer gibi renksiz kalan latif yanaklarından aşağı ceryan ediyordu. Önündeki fıskiyeden feveran edip beyaz mermerliğe dökülen berrak sular güya hem hali hüzün ve elemiydi. Arada bir yerinden şiddetle kalka fırlayarak dalmış olduğu sükuneti hazinliğe ihlal ediyor gözlerinin kıpkırmızı olması fikrinin tezel zülatı şedideye düçar olduğunu gösteriyordu. O fırlayışla kendini ta sahil boyunda buluyor. Demir parmaklığa dayanıp beyaz köpüklerini rıhtıma çarparak güya asara husumet ibraz eden denize atlamak bütün zihnini istila ediyor. Bazen de olanca hiddet ve azabıyla ya onları eğlenmekte bırakıp da öleceğim ha? Hayır asla diyerek dişlerini dehşetle sıkar sonra da efkarı mavife ile aklını gideren denizi görmemek için gözlerini semaya nasp ediyordu. Hırsı rekabet bir kere barut gibi parladıktan sonra eski hızını kaybettikten sonraları yavaş yavaş gevşeyip enzarı da yine aşağı matuf oluyor. O zaman ciheti garbide hasıl olan kızıllık ufku kan deryasına müşabi bir hale koyduğundan bu heyeti ruhtarı bile sanki enzarının erişemediği rakibesinin haç legahı muhabbetini gelin odası sevgisi görüp gazaplanmasına tahsil etmiş kıyas ederek o manzarayı ateş ve gözlerine aksiyle yüz bütün hiddeti mücesseme kesiliyor. Ah bugün tabiatın letafeti de zahil olmuş deniz ve sema bile benim gibi hiddet edip köpürüyor diye haykırıyordu. Tekrar yerine adetle kendini kanepe üstüne atıverince hareketi şedidesinden sırma saçları çıplak omuzlarına dökülüyor. Onu bu hali perişanide gören olsa sahile çıkmış nayatlardan zannedeceği varidi hatır oluyordu. Konakta büyük saat biri çaldı. Clarice elektriklenmiş gibi seraba titredi. Etrafa göz gezdirerek delilen mematını aradı. Evet o gelecek muhbir her kim ise saadetini mahvedip onu rahı memate sevk edecek düşmanı canından başka bir şey değildi. Clarice 10 dakika kadar daha heyecan ve telaş üzere kalmışsa da o sırada ufak gül fidanları arasında bir gölge zuhur edip birkaç saniye sonra da karşısına siyah dominolu bir kadın ispatı vücut etti. Clarice ah siyah domino diye haykırarak birdenbire ayağa kalkmışsa da kalbini ezen bir baygınlıkla tekrar olduğu yere verdi. Gelen metin bir sada ile evet siyah domino Zevcinizin hayatından sizi ilk defa haberdar ettiğim zaman bu, dedi. Clarice karşısındaki sandalyeyi eliyle göstererek, Her kim olursanız olunuz, benim için bahis nikbet bir mahlukesiniz. Siyah domine oturarak, hata ediyorsunuz efendim, ben sizi ikaz edip aldanmaktan halas eden bir hayır hahanınızım. Zevciniz şu dakikada, kendisini tanımadığınız bir kadınla bezmi ülfet ve muhabbette bulunarak vazifeyi meşruasını unutuyor. Kaleriz can bir of çekerek yalan söylüyorsunuz inanmam. Siyah domino ispatı kolay. Sizi zevcinizin olduğu mahalle götüreyim. Kaleriz ben yalnız gideceğim. Tanımadığım bir kimsenin refakatini kabul edemem. Siyah domino. Yok madam işte bu olamaz. Biraz kendi menfaatim için çalışacağım. Clarice. Hani ya, hayır hahım idiniz? Şimdi de menfaatinizden bahsediyorsunuz. Siyah domino. Eğer hayır hahınız olmasaydım size acımazdım. Fakat bu meselede benim de alacak intikamım vardır ki o da siz zevcinizi terzil ederken ben de tahkir edeceğim. Kleris. Aman ya Rabbi bu kadına zevcimin ne alışverişi var? Siyah domino. Pek çok eski hesabımız vardır. Madame la Kontes Edward sizi aldattığı gibi beni de aldatmıştır. Eğer sizi bahtiyar ederek başkalarıyla münasebette bulunmasaydı kendisini affedemez isem de zevcesine olan sadakatine merhameten belki intikamımdan vazgeçerdim. Ahmada, efvahı nasta, insanların ağzında, namım fenalıkla anılıyorsa da ben vicdansız kadın değilim. Buna inanınız. Beni böyle lekedar eden zevciniz Edward'ın sevdasıdır. Şimdi gidelim. Siz aldanmaktan ben de intikamımın dehşetli rüyalarından kurtulmuş olurum. Kıderes dona kalmıştı. Zevcini layıbane bir halde yalnızca Edward diye yad eden bir kadından ürktü. Zira zevci ile beyinlerinde hakikaten eski bir hesapları bulunmamış olsaydı bu derece cesaretle idareyi lisan edemezdi. Clarice tekelerek fakat ben sizinle gidemem beni nereye sevk edeceğinizi bilmeliyim dedi. Siyah domino o benim sırrımdır söyleyemem Zira söylersem siz ben siz de gidebilirsiniz. Halbuki bu benim menafiye intikamıma mügayirdir. Kalkınız madam cesaret ediniz gidelim. İsterseniz arabanız uşaklarınızdan birini alarak gideriz. Bakınız ben sizi emniyet ediyorum siz ise itiraz ediyorsunuz. Ah şu dakika Edward kimin ile hem de mi muhabbet oluyor biliyor musunuz? Kleris müteradidane kiminle? Siyah domino. Blanche de Marsilo ile. Clarice dehşetli bir his ile ayağa kalktı. Vücudundaki iki tarafa sağlanıyordu. Siyah domino genç kontesi ellerinden tutarak Madame la Contes aklınızı başınıza alınız da müdebirane tedbirli davranalım. Zevciniz her türlü mücazata ceza müstehaktır. Hadi gidelim ki ben adi ve güzellikçe mağdurluğunuzda bulunan bir kadındım. Siz bana tercih edildiniz. Lakin sizin gibi melekler kadar latif, perilerden daha hüsün, dar sahibi, fazilet ve meziyet olan bir kadının Blanche Marsola gibi bir aşifteye feda edilmesi ne büyük vicdansızlıktır. Yok yok, hain dilenciler tadip olmalıdır. Hadi madam gidelim, asabı denati cezalandıralım. Yan cebinden bir revolver çıkararak ben müsellahım, silahlıyım. Siz de lüzum dairesinde hareket ediniz. Clarice. Zebunane. Ah hayır yapamam. Ben hiç kimseyi itlafa cesaret edemem. Siyah domino. Anlaşıldı. Fransız kadınlar İspanyol kızları kadar cesur değilmişler. ''Madame, Blanche zevcinizin gönlünü elde ettikten sonra hayatınızın tadı kalır mı? Kleriz ağlayarak. Hayır asla. Siyah domino. Bu gece Blanche rezilesi zevcinizin maşukası oldu. Ben bu kadının masebak geçmiş. Halini bizim tiyatro İspanya'da İspanya'dayken işitmiştim. Rezaleti hıyanetle ihtilat etmiş şehir ve haine bir kadındır. Ben adi bir sanatkarım o asildir. Lakin madam yemin ederim ki yine ondan bin kat munsıf, insaflı ve ale cenabım. Zira ben Edvar'ın metresiydim. O ise değerli bir zevciye malik olan bir aile sahibini ifade ediyor.'' Clarice ellerinden çekerek. Gidelim madam, gidelim. Clarice. Peki, gidelim fakat kendinizi tanıttırmak şartıyla. Siyah domino yüzündeki kalın siyah tülü kaldırınca Clarice beht ve hayretle. Lavinia! diye kaldı. Siyah domino. Evet madam, Lavinia, cariyeniz ta kendisi. Dedi. O aralık arkadaki taflan dalları arasından çıkan bir seda. Lavinia, siz zalim bir kadınsınız. Hemen şimdi defol gidiniz ki saadeti beytiyemiz kamilen zail olmasın diye bağırdı. Bu sözlerin sahibi kadınların ortasına atılarak düşmek üzere olan Clarice'i kolları arsına alıp Clarice ben hain ve alçak değilim. İşte şimdi şurada ispatı vücut etmekliğimde bunları ispat eder. Vaka Lavinia'nın dediği gibi şurada bir fersahlık mesafede bulunan bir mahalle davet olunmuşsam da Bunda bir desise olduğunu anlayarak derhal seni görüp temin etmek için avdet eyledim. Dedi. Lavinia dudaklarını sırarak ''Edvar'' diye mırıldandı. ''Edvar.'' Evet madam benim. Cenab-ı Hak senin desaisi şeytanet karanenizden beni bir hissi ilhamıyla ikaz eyledi. Zira bana o tezkereyi yazan bizzat sizsiniz. Lavinia. Yemin ederim ki ben değilim. ''Edvar Nasıl oldu da bundan haberdar olarak şu bir günahı bir saatten beri zehirliyorsunuz. Ah Lavinia, siz hakikaten bir zehirli yılansınız. Lavinia, iltifatınıza teşekkür ederim. Eski muhabbetler, eski teveccühler büsbütün geçti ha. Zarar yok. O mektup bana mensup olan bir adam vasıtasıyla size verilecekti. Blanche de Marcel'e fenalığı kadar da ahmak olduğundan herkese emniyet eder. İşte mektup size teslim edilmezden evvel bana gösterilmişti. Edward, Zevcesini kanepeye oturtup kendi de önünde yere diz çökerek pekala görüyorsunuz ya Cenab-ı Hak sizi amale mekruhanınıza muvaffak etmedi. Artık bir daha ayak atmamak üzere buradan gidiniz sonra ayaklarınızı kırarım. Kıleriz yarı baygın bir halde. Edward Lavinia'yı bu derece tahkir etme. İhtimal ki hala seviyor. Lavinia kondese yaklaşarak ah hüsnünüz gibi kalbinizde binazır. Evet, ben onu hala seviyorum. O da beni çılgıncasına sevmişti. Edward. Lavinia, hata ediyorsunuz. Ben müddeti ömrümde yalnız Clarice'i sevdim. Sizin ise ilk önce sadağınızı sonra da etvarınızı beğenmiş ve Clarice'le mülaki olacağım zamana kadar hoşça vakit geçirmek istemiştim. Anlıyorsunuz ya, sizi hiç sevmemiştim. Edward'ın sözlerinden Lavinia rencide olarak uzaklaşıyor ve nankör, onu masar ettiğim eyyamı mesudeyi kamilen inkar etti diyordu. Edvar bu tahkiramız sözlere omuzlarını kaldırarak cevap vermemişti. Edvar Zatı bezmiş olan zevcesinin ellerini alıp öpüyor hem de Kleris hala benden şüphe ediyor musun diye sual ediyordu. Kleris Edvar maziden mesul değilsin lakin hali hazır için beni temin etmelisin. Edvar Ümidi saadetim Kleris sana hıyanet etmekliğimin ihtimali yoktur. Rica ederim. Tereddütleri bertaraf eğleyerek bana emniyet et. Bu zamana kadar Lavinia meselesi açmadığımın sebebi üzülmemek içindi. Kleriz. Ya Blanche de Marcelo? Edward. İzdivacımızdan mukaddem kendini almaklığım ümidiyle bana ilanı aşk etmişti. Ümitlerinin boşa çıktığını görünce sana bu huzu adavet bağladı. Seni bundan haberdar edersen bilakis hissi rekabetle kadını tahkire kalkışırsın. O da mukabelede bulunarak memleket içinde kıylü dedi dedikodu. Mucib olur fikrine hizmet ettiğimden ihfasına münasip görmüştüm. Fakat Madame Blanche rahat durmadı. İzdivaçtan kat'i ümit edince görüşmek arzusunda bulunarak müteaddit mektuplar irsaline cesaret eyledi. Kleris, ah ne denaat! Edvar, öyledir. Fakat şimdi senin muhabbeti melekhanene güvenerek hiç kimseden ihtirazım kalmadı. Artık o mamunane hallerin terk edeceğinden ümit var olayım mı? Kleris, zevcini daraguş ederek, kucaklayarak. Ol iki gözüm. Ben de senin hakkımdaki muhabbeti kaviyene güçlü sevgine. istinat ederek hiçbir kadını kıskanmayacağım. Lakin şu Blanche... Edvar. Oldu mu ya? Yine şüphe ediyorsun. Emin ol Clarice'ciğim. Senin gibi bir meleğin sevdası beni o makule şeytanların iva ve fesadından tamamıyla vikaye ve siyanet muhafaza edecektir. Clarice. Teşekkür ederim Ali Cenab-ı Edvar. Şimdi gidelim de validemizi görelim. Geciktiğimi merak etmiştir. Hem de saadeti cedidemizi ona da tebşir. Müjde edelim. Fi 16 Haziran sene 1312. Son. Arkası yarın. Mükafatı ilahiye. Emine Semiye.